öğretmenler için saksı bakmaya geldim ama benim istediğim tarzda çok saksı yok burada. Şunun bir fiyatını sorsun. Burada karpuzlar varmış. Sık. Doğaya saygımız olsun değil mi? Bir sorayım şunların fiyatlarını ben. Merhaba arkadaşlar, şöyle kargolarımız gittikten sonra şunlar daha diğer yayını bekleyenler bu şekil, şöyle bir düzenlemizi yaptık. Bunlar Allah Allah kırdılar bir şeyler. Atlaslarım burada benim. Şurada aranjmanlarım var. Böyle kendi diktiğim toparladıklarım var. Onları da dolup böyle güzelleştikten sonra. Neyi kırdın kız? Yok, ocak var ya. He. Tamam. Bunlar geçen yayından birkaç tane böyle kalan gidenleri toparladık. Altta kendi çiçeklerimden aranjmanlar var. Yardıma gelen kardeşimizin kızı var. Bırakacak yeri yok diye. O da bayağı alıştıkça yaramazlığa başladı. Anasını baktırıyor. Şunlar yeni kızarmaya başladı. Kar soğuğu geliyor. Bunların üzerlerini örteceğim şimdi. Bunlar benim arkadaşlar. Bak, bunları bana sormayın. Ekran görüntüsü alıp şu kısım da bana ait. Bunlar böyle, bu duvarın üstünde gördüğünüz her şey benim kendime ait böyle. Bunlar. Onları kendime böyle bir şey oluşturdum. Kılavatıma bakın. Bu dikenler tacı da satıştaydı ama dibinde sorun olduğu için ona iptal ettik satışını. Yapraklar arka balkona gitmesin anne. Arka balkonda ne yapacak yapraklar? Sukulent yaprağı değil mi? He. Ay Allah'ım, sağır anlamaz yakıştırmış benim. Yaprak deyince ben de sukulent yaprağına gitti aklım. Bunların üzerlerini örteceğim ben şimdi sıkıca. Güzelce. Böyle don bitkisi görmemişsinizdir arkadaşlar. Kendi şallarımdan şöyle bir örttürdüm. Ay, bunun çiçeklerine bak, çiçeklerine. Böyle bile güzel o. Şöyle örttüm arkadaşlar. Şallarımla
Hava oldukça soğudu. Dur. Ben biraz iş yaparken bir taraftan da çiş yapıyorum derler bizde. Bir taraftan da yıkmıyorum. Şöyle videoyu kapatınca örterim ben bunu. Şöyle örtümü, örtülerimi örttüm üstlerine. Bizim burada bir gün kar yağsa, ertesi gün güneş açıyor. Çok da sıkıntı değil. Bunları biraz da böyle geri çektim mi? Böyle bir şey çıkmaz. Gece bunlara da bir şey örterim. Bakın şu hanımın güzelliğine. Adı şanı nedir bilmem ama çok güzel. Şu bana şu da şu çok güzel, inanılmaz bir şey. Minyatür bir ağaç diye geçiyor. Sukulent çeşidi. Opalinam. Bunun adını şu an hatırlamıyorum. Trompet. Şu da güzel, çok yavrulayan bir tür. Şu da üstünden sarı sarı çiçekleri olan bir tür sevgili dostlar. Burada da yine böyle bir aranjmanım var. Yanında kolus bir sukulentim var. Bunda da sorun çıktığı için bunu iptal ettik. Satışı olmuştu onun. Allah'ım sen çiçek mi açtın? Ha? Sen kışa kıyamete bakmadan çiçek mi açtın? Temizlik cayır cayır devam ediyor arkadaşlar. Pek böyle ben dağınıklığa ve şeye müsamaha gösteren bir insan değilim. Çok fazla bakmayın. Şu aralar yeni başladık diye, yoksa ben ayağımın altına bir şey değdim böyle tüylerim diken diken olur. Yerdeki herhangi bir çöp pislik. Şundan bir tane satışta var kendini. Yanlışlıkla gidiyormuşum perlelerin arasında ama son anda fark ettim. Şunu da sıkıştırayım, şöyle örtüyor. Altlarına, ay aman 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 aman, işte benim işlerim böyle, benim işlerim böyle işte, bak gördünüz değil mi, anlatmaya gerek yok. Bazen ağlayacağım çıkıyor ama ağlamıyorum. Neyse, hoşça kalın arkadaşlar, böyle biz kışımıza hazırız. Bu şekil. Bu ne çekiyor demeyin arkadaşlar. Ben evlendiğimde çok gelir giderdi bu ablamız bize. Öldü, oğlanlarıyla anlaşamadı, geliniyle filan. Çok erken yaşta vefat ettiler. Yine buraları anlaşamayınca satmışlar böyle. Dozer girdi, aldığı kişi yıkmış böyle. Burnumun direği sızlıyor açıkçası. Şu evde aynı şekil. Komşularımızda. Karşı taraf 3 katlı olan benim evim. Onun karşısındaki kayınvalidemin evi. İşte böyle arkadaşlar. Vay anasını. Mal sahibi, mülk sahibi. İnsanın içi acıyor. Böyle arkadaşlar işte. Bu da bir hatıra kalsın diye çekip böyle YouTube'a yükleyeceğim. Kolay gelsin.